Çok boşladın değil mi galeri yüzünden her şeyi? Olsun, senden önemli değil. Ama yine de ben yan tarafta böyle idare ediyorum, gidiyorum. Ay bu mevsimde, bu sezonda mı diyeyim? Hep aşk meselesi. Kızlar ben bir kahve söyleyeceğim ya. Siz içer misiniz? Olur, içerim. İçeriz. Bu şeyin Selami numarası var mı? Var. Hah. Arasana sen. Hah. E, ne diyordum? Yani sen bir yeni düzen kurdun. Yanında olmamız daha önemli. İşler de güzel gidiyor ama. Anca durum düzenliyoruz. Ha. Alo Selami. Bora ben. Beyler. Mahallede bir dolaplar dönüyor, haberiniz olsun. Bir dakika, bir dakika. Bekle lan. Ne oluyor lan? Ya kim olduğunu bilmiyorum da birileri mahalledeki evleri topluyor abi. Ya şimdi bu Cevdet Bey kiracılarına evleri ucuza veriyor ya. Şimdi o kiracılar da evleri satın alıp üstüne biraz kar koyup başkasına satıyor. Yani aslında o evlerin parası onların cebinden çıkmıyor. Ho ho ho. Alo. Alo. Kapatmış. Kim lan? Şu teneke ya. Ya anlamadım, telefon kapandı. Yakın zaten, ben gidip alayım. Tamam. Tamam. Eskiden bir anda aynı karar verir. Bana bak, beni iyi dinle. Balat'ta dolaşan bütün adamları hemen yok et, tamam mı? İşin kokusu ortaya çıkmaya başladı. Çünkü bir süre neden şu alışları durdurun. Eğer ifşa olursak her şey mahvolur, anladın mı beni? Ben şimdi diğer planı devreye sokacağım yeniden. Karışık işlermiş ya bu. Yani ben uyanamadım mevzuya. Bir bit yeniği var ama. Bir araştırmak lazım. Kimmiş bunlar? Aynen. Kesin bir inlik var, kesin. Selam beyler. Galeriye 4 kahve istiyoruz. Olar. Şşş. Senin peder şu ünlü iş adamı korkutmuş ya lan. Ne olmuş yani? Yok, bir şey oldu yok. Daha benim senin pederle bir işim var. Fakat bir türlü görüşemiyoruz. Hani diyorum belki sen bir torpil morpil yaparsın, bir randevu ayarlarsın bize. Vallahi senin babamla ne işin var bilmiyorum ama babamın seninle hiç işi olmaz, onu biliyorum. La şu bebeği şöyle evre çevre bir ağız tadıyla dövemedim ya. İçimde ukde kaldı yemin ediyorum ha. Sevkan. Hayır, arada Esin olmasa var ya, bunun ağzını, burnunu kıra... Ana, tam zamanı la şimdi. Vallahi tam zamanı ha. Sevkan, bu da Esin bak. Oğlum dur, Esin ayıp olacak ya. Lan, Devlik. Oğlum. Gel bakayım buraya, gel. Ne var be? Bir şey yok koçum, sana da alacağım da bahane arıyorum. Ya git işine be. Ah, bahane de geldi. Oğlum dur lan. Ne yapıyorsun? Ne oluyor ya? Şevkat, niye böyle bir şey yapıyorsun sen şimdi? Sebebi yok kızım. Bu var ya bu. Bu sırf zevk için sabah akşam dövülür bu. Tamam. Buyur abi. Eyvallah kardeş. Teşekkürler. Yok. Yani Sevkat yine beni bağladın ha. Konuşma lan. Ha işte geldik. Deniz kenarı, çay içiyoruz, oturuyoruz. İstediğin her şey var, daha ne konuşuyor? Neymiş konu? Yine aşk mı? Yok, bu sefer farklı. Verilen sözleri tutmak şart mıdır lan? Bunu sen mi soruyorsun Şevkat? Ya o adam, sen sözünün eri olarak nam yapmış bir adamsın. Söz tutmak şart mı? Soruya bak. Lan öyle değil ama lan. Bu seferki farklı. Yani ölmüş birine verilen sözden bahsediyorum. Yani mesela şimdi diyelim senin rahmetli baban ölmeden önce sana mutlaka yap diye bir şey dedi mesela. Ama senin canın o şeyi yapmayı hiç istemiyor. Yani sana ters geliyor mesela. Yine de yapar mıydın? Şevkat, söz bağlar.
Söz hem kişiyi bağlar, hem iki kişiyi birbirine bağlar. Bak, eğer ben rahmetli babama bir söz vermiş olsaydım onu mutlaka yapardım. Yoksa onunla olan bağım kopardı. Bu fani dünyadan göçmüş insanlarla olan bağımız aslında ahiretle olan bağımız. Onu koparmamak gerek Zekat. Neden sordun? Birine böyle bir söz mü verdin? Verdim. Ve o söz şimdi benim elimi kolumu bağlıyor. Neymiş? Söyle bakayım. Ya... Ya sen de amma soruyorsun ya. Allah Allah. Tamam, bu ne ya? Muhabbete mi geldik, sorguya mı geldik? Hadi yeter, iç çayını gidelim. Koçum, eceline mi susadın lan sen? Kim ala senin bu artisti? Sakin, hemen alevlenme. Bora, çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Adrenalin iyidir. Tutku yapar. Şevkat, Bora bana motor kullanmayı öğretecek. Müthiş bir şey. İstersen sana da öğretebilir. İstemez. Tarzım değil. Motorlar ta ziyade bu arkadaşın ilgi alanına giriyor. Biz zaten hiç anlamadık canım senin ilgi alanını. Bence sen pek zevk sahibi de değilsin. Ama istersen Bora sana bu konuda da bir ders verebilir. Ben Bora'nın zevkini senden daha iyi biliyorum. Alsın. Ama eğer arkadaş isterse ona ileri sürüş teknikleri ve yakın dövüş dersleri verebilirim. Hatta sen yabancı değilsin. Hani tanıdık hesabı bir promosyon yapayım. Bir saat ileri sürüş teknikleri dersi alana dayak bedava. Nasıl? Muhteşem. Zaten sen anca dayaktan, dövüşten anlarsın. Sen de eğlenceden anlarsın. Dikkat edin de çarşıda dolanırken bu esnaftan falan dayak yemesin senin bu zek sahibi arkadaş. Hadi iyi eğlenceler. Damların birden ortadan kayboldu usta. Hatta bugün bizim alt komşuya geleceklermiş. Sonra arayıp iptal etmişti. Anlaşıldı. Arı kovanına çomak soktuk. Herifler uyandı mevzuya. Hadi tamam, sen dükkanı boş bırakma fırla. Tamam usta. Şevkat, bu akşamki olayımız ne? Dün akşam sarhoş olduk, ıslandık falan. Bu akşam ne yapacağız? Oğlum çerez etmeyin lan. Tamam yeter, ulu ortada konuşmayın şu konuları ya. Harbiden be kardeşim ya. Ayıp denen bir şey var ya. Da başka bir çerez var mesela. Hani Allah tabii muhabbetlerini artırsın, sohbetlerini artırsın, daim kılsın. Bizlikte bir durum yok pek tabii de. Kardeşim sabahtan beri Esin'le Bora bayağı sıkı fıkılar ya. Hani 23 Nisan olsa diyeceğim ki çocuk bayramı da bilemedim yani. Oğlum sabahtan beri gülüşüp oynuyorlar ya. Acaba diyorum ki ben böyle akşam bizi hani medeni yolun falan filan diye zırvaladı ya. Sabah da onu mu gösteriyor? Hani bu şekilde davranmanın hesabı. Ben üstüme alınmıyorum abi. Siz de öyle yapın. Asla canım katiyen hani bizlik bu durum yok. Zaten biz asla öyle bir şey üzerimize almayız da. De hani sizin bu cam çerçeve mevzuları böyle karşılıklı çift okey olunca bizim de bu top mevzusuna bir sorti şekli. Çarşıda bir mevzu var ya. Çıkacak yakında kokusudu bakalım. Alengiri dedikodu yapma lan. Sana ne oğlum? Kim ne yaparsa yapar. Allah Allah. İstersen alengirsiz dedikodu yapalım Şevkat. Hem sen durup dururken niye çaktın ki o çocuğa? Hem arada bir bize de çaksana Şevkat. Çakacağım ben size. Toptan çakacağım. Biriktiriyorum. Oğlum bunda bir iş var lan. Sen bilirsin. Ha? Ne iş? Bence çok kurcalamayın. Sonra o kabak var ya. O kabak. Başında patlar. Teşekkürler, hoşça kal. Hiç ola. Efendimiz. Sen mesela sevdiğin kıza evlenme teklif edecek olsan,
Nasıl edersin? Kızı konsere götürürdüm usta. Sonra bir yanda sahne yatlardım. Gözlerinin içine bakardım kul kul. Affedersiniz, benimle evlenir misiniz? Yo yo ye. Diğer rap yaparak teklif ederdim usta. Öyle gevşek gevşek. O kadar insanın içinde. Evet usta, ne olacak ya? Bütün dünya duysun isterdim. Canlı yanı da girerdim sosyal medyadan. Ah ulan ya. Lan hakikaten ben biraz öküz müyüm acaba ya? Yani zaman zaman usta. Ne diyorsun lan sen? Mesela şu anda. Bak ha. Restoran yumurtası bunlar. Aynen. Ne o ya, bir saattir fiyok mu yapayım? Bırak, çek. Çakal. Karagoz kulağı ol. Sağ ol. Şimdi çıktı dükkandan. Takip ediyorum. Şimdi de bir lokantada. Ver alayım. 240 lira alacağım. Tabii. 10 liranız var mıydı? Var. Şöyle 250. Şöyle buyur. Sağ olun. Eyvallah. Yine ne geldin? Bütün çöpü karıştırıyorsun pis herif. Sana ne zararım var? Yedek arıyorum ben. Ya yürü git başka yere çöplen. Ne yapıyorsun lan sen? Seni ırgalamaz. Irgalar. Burası sokak koçum. Bak burası senin dükkanın, burası sokak. Bilmiyorsun sen. Bu adam bütün gün burada ve çöp karıştırıyor. Bütün müşteriler de bundan rahatsız oluyorlar. Ha, hassas konu. Görüntü kirliliği ya. Ha? Peki o zaman ben de senin bu vatandaşa böyle davranmandan rahatsız oluyorum. Nasıl olacak? Patronumuz böyle istedi, böyle yapıyoruz. Başlatma lan patronundan. Çöpünü atıyorsun at. Yürü git işine, benim asabımı bozma. Yürü. Ellerini de yıka, ellerini içeride. Eyvallah kardeş. Sen canını boşa sıkma. Ben alışkınım böyle şeylere. Ben bir başka yere bakayım. Dur ya. Nereye gidiyorsun? Gel bir yemek yiyip beraber. Gel la gel. Şş. Birlikte yiyip bereketli olur. Hem ben gurmeyim ben. Para almazlar benden. Gel. Gel gel. Şurayı şuraya bırak. Buyurun. Yemek yiyeceğiz. Maalesef beyefendi, bugün bütün masalar rezerve. Allah Allah! Buranın sorumlusu kim kardeş? Benim. Ha, sensin. Peki, bu kadar dünya kadar boş masa var da burada. Sen neyin rezervesin? Ne hayırdır? Ya milli futbol takımı mı geliyor gafil olarak? Bugün onun gibi bir şey beyefendi, evet. İyi, sorun yok o zaman. Luchescu'yu ben daha önceden tanırım, samimiyetim vardır. Zaten onlar gelince, beni görünce, o Şefkatçim diye gelirler benim yanıma otururlar, kafileye kaynarım, sorun yok. Ama şey... Ama ne? Ama ne ama? Neyin aması? Ne ama? Oğlum gelmişiz şurada arkadaşımla 40 yılın başı bir yemek ısmarlayacağım. Benim neydi kardeşim adı? Salih. Salih arkadaşımla çıkmışız bir ona yemek ısmarlayacağım da sen neyin aması da? Yemeğimizi yiyeceğiz, paramızı vereceğiz, defolup gideceğiz, Allah Allah. Otur Salih kardeşim sen, otur. Sipariş almayacağım mı kardeş? Peki ne alırsınız? Vallahi Salih Bey misafir, o söylesin. Ne istiyorsun? Çüş, oğlum sen dükkana gelen müşteriyle böyle mi konuşuyorsun? Eti bereketi kaç yerler dükkan? Ne istiyorsunuz beyefendi diye soracağız. Ne istiyorsunuz beyefendi? Sana yük olmayayım ben abi. Bana bir çorba yeter. Tamam Salih, baş. Tamam koçum, sen bize önden bir tane çorba getir. Ondan sonra da bir menüyü getir, biz bakalım, tamam. Yalnız... Ben de bir ellerimi yıkayım ben. Sen bilirsin. Hayırdır? Yedek depoyu mu dolduruyor? Yok abi. Benim gibi birkaç arkadaşım daha var. İki gündür az dolaşıyorlar. Onlara götürecektim. Tamam ya, sen dert etme onları. Paket yaptırırız onları. Sen yemeğini ye, boş ver. Ama biz 10-15 kişi varız. Ya sana rakam soran oldu mu kardeş? Ayıp ediyorsun ya. Tamam, sen ye yemeğini. Efendim usta,
Ha. Ha yaptın. Tamam, ellerine sağlık. Yo, ben şimdi yemek yiyorum. Tamam. Yemekten sonra hemen gelip alacağım. Tamamdır. Sağ olasın usta. Hadi kolay gelsin. Canım, bakar mısın? Şimdi bize 15 tane ekmek arası döner yap. İçleri bir buçuk olsun. Salatasını, soğanını, garnitürünü falan bol tut. Birer tane de ayran koy yanlarına. Bir de şu sizin ufak paketteki o tatlılardan koyarsın. Tamam. İsim neydi senin? İsmail. Tamam, İsmail'cim. Aç sana zahmet de onu bir şey yap. Usta vallahi ellerine sağlık. Fırtına gibi halletmişsin arabayı. Ha işte ben de bir gün ayrı kalınca özlüyorum bu Meret'i. Ne yapacaksın? Şefkat, bir sıkıntı olursa gel. Biz seni özletmeyiz. Her zaman buradayız. Eyvallah usta vallahi. Ödemeyi haftaya hallederiz, tamam mı? Sağ olasın. Şefkat, gördün mü? Dünya ne kadar küçükmüş. Senin de görülecek bir hesabımız var. Görürüz. De sen hayırdır böyle futbol takımı gibi 11 kişi toplayıp gelmişsin? Bari 7 tane de yedek getireydin yanında. Şefkat, hesabın çok büyük. Hani sen ağır abi takılıyorsun ya, o yüzden hesabın da ağır olacak. Anladın mı? Fark etmez. İstersen 100 kişi gel. Ama sana iki çift lafım var. Esin seni sevmiyor oğlum. Senin de ne altlar karıştırdığın ortada. Eğer o kızı adam gibi sevseydin ben hiç araya girmezdim. Uzatma Şefkat. Senin ihtiyacın olan tek şey hızlıca kaçmak. Ama inan biz yakalarız. Sen bizden kaçamazsın. Beşiktaşlı adam kavgadan kaçmaz koçum. Zaten ne zamandır seni şöyle bir evire, çevire, limitsiz dövmek istiyordum ama Esin arada hız tümseye oluyordu. İşte sırf o yüzden bunun için hayatımda ilk ve son kez sana teşekkür ediyorum Bora. Lan buraya! Gel. Lan buraya! Bak! Çıkarmayın, bırak lan. Dağılın. Bizim çocuklar, gelin böyle. Oğlum bana bak. Sokakta kavga edeceksen önce sokağın kurallarını bileceksin lan. Hiçbir yer ıssız değil koçum. Hadi yürüyün gidin şimdi. Hepinizden Allah razı olsun. Vallahi hazır gibi yetiştiniz. Yemek için teşekkür ederim. Pesine bereket abi. Ya. Eyvallah abi. Estağfurullah, lafım olur. Ya lafı olmaz. O zaten bizim ayıbımız. Esas siz sağ olun. Ben Salih arkadaşa zaten kartımı verdim. Herhangi bir ihtiyacınız olursa bana ulaşırsınız. Yani elimizden ne gelirse yaparız. Bilmiyorum ne gelir ama en kötü yumurtalarımız benden olur kardeş. Allah razı olsun. Eyvallah.
İyi bakın kendinize. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.